Merhaba, kitabın yazar tarafından hazırlanmış tanıtım metni insan unutur, tarih hatırlatır diyerek başlıyor. Tam da bu sözden hareketle yakın tarihimizde büyüklerimize unutturulmaya çalışılan benim gibi küçükleri ise en başta hiç öğretilmeyen gerçekleri anlatan bir kitapla karşınızdayım. Sinan Meydan'ın İnkılap Kitap Evi'nden yayınladığı Hafıza kitabından bahsediyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Kitabın başlama tarihi 2. Abdülhamit döneminden günümüze kadar geliyor. Kitap ele aldığı konuları bir ansiklopedi ya da almanak gibi ele almıyor. Yani 1941'de şunlar şunlar oldu, 1942'de bunlar bunlar oldu gibi değil. Mesela ilk olayı ele alalım. İkinci Abdülhamit'in vergileri arttırması. İkinci Abdülhamit vergileri arttırdı. Sonra Erzurum'da isyan çıktı. Ondan dolayı bütün ülkeye isyanlar yayıldı. Ondan sonra ikinci Abdülhamit vergileri düşürdü. Ondan sonra yine arttırdı. Sonra günümüzde geliyor, hala Abdülhamit'in vergilerini kullanıyoruz ve orada da başka bir konuya geçiyor. Mesela çok parçalı dönem. Kitabın anlatım dili bana göre kolaydı. Çünkü yani derinlemesine bilmediğimiz kişileri daha da derinlemesine bilmemizi sağlayan bir kitaptı. Kitabı diyaloglar halinde de ele alıyor. Bu daha iyi bir okuma sağlıyor. Böylece daha rahat anlaşılıyor. Sanki tarih kitabı değil de tarih romanı gibi ele alıyor. Ders kitaplarından farklı olarak bir yaklaşım var. Ders kitapları gibi olsaydı çünkü yani pek bir şey öğretemezdi. Çünkü sadece müfredata uygun bir şeyler öğretmesi gerekirdi. Bu müfredat dışında tonlarca şeyi öğretiyor. Mesela okulda İsmet İnönü ile ilgili bir tek milli mücadele dönemini öğrendik. İsmet İnönü şurada zafer kazandı, şurada zafer kazandı diyordu. Mesela İsmet İnönü iktidara geldiğinde ona karşı gelen insanlar, onu Cumhurbaşkanı koltuğundan düşürmeye çalışanlar. Ondan sonrasını da öğrenmedik. Mesela bir de Kıbrıs'ı Lozan'da kaybetmedik. Kıbrıs'ı aslında 2. Abdülhamit kiralatmıştı İngilizlere. Az bir miktara kiralanmadı tabii ki de. Yaklaşık 23 bin kese altın. Hem de yıl başına. Ama sonra 1. Dünya Savaşı ortaya çıktığı zaman pat gitti. Kıbrıs gitti. Gidişte o gidişti zaten. Parayı da alamadık. Ama en saçması nasıl yani, vatan toprağı. Orası vatan toprağı ve veriyoruz. Bana çok saçma geldi. Bu kitabın çocuk ya da yetişkin kitabı olması, yani böyle bir ayrım bence yapılamaz. Çünkü eğer merakınızı giderebiliyorsa kitap, zevk alıyorsanız okumaktan, bence görevini yapmış demektir. Görevi çünkü sizi daha bilgili bir hale getirmek. Bunun yaşla bir alakası yok. Ben bu kitabı okudum ve bu kitap tam bana göreydi. Ne eksik ne fazlaydı. Evet arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar. Siz de benim gibi yakın tarihe meraklıysanız, nerede, ne zaman, ne oldu bilmek istiyorsanız bu kitabı okumanızı kesinlikle öneririm. Bu arada size de küçük de bir sürprizimiz var. Bu videonun altına yorum yapan ilk 5 kişiye Sinan Meydan'ın Hafıza kitabından hediye ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yeni video yüklediğimizde haberdar olmak istiyorsanız bildirimi açmayı unutmayın. Bir sonraki programda buluşmak üzere, kitapla kalın.